Adam, ha ya, yapıyorsun bu sporu. Keşke bu haberimiz olsaydı be. Yapıyorsun bu sporu be. Evet sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yine sayfamızdaki ve bizim profilimizdeki mükemmel otomobillere bir tanesini daha ekliyoruz. Bugün 1991 model 300CE24 bir kupe ile karşınıza çıkmış bulunmaktayız. Şimdi Instagram'da yaklaşık bir seneye yakın, yani 10 ay önce Nisan ayında 18. milletvekilimiz Sayın Yalçın Koçak amcamızdan bir 124 kupe almıştık. Ben bunun görsellerini pek paylaşmadım ama ufak tefek böyle detaylarını paylaşarak araba tam bitmiş halini sizlere sunmak istedim. 10 ay önce aldık ama işte yaklaşık 2-3 ay önce de bir arkadaşımız, çok sevdiğimiz, kıramayacağımız bir arkadaşımız istedi ve arabayı ona devrettik. Ama ben çekilmesi gereken, gerçekten bizim profilimizde görmeniz gereken bir otomobil olduğunu düşündüğümden dolayı bu aracı sizlerle bugün paylaşma kararı aldım arkadaşlar. Aslında çok öncesinden çekecektik ama bir türlü vaktimizi ayarlayamadık. Otomobilin de işleri vardı derken en uygun günü bugün olarak benimseyerek sizlere bu güzellikle bugün çok güzel bir çekim yapacağız İnşallah. Şimdi arkadaşlar arabadan biraz bahsedelim. Şimdi bu arabanın görseli sizin hafızalarınızda belki bir yerlerde yer edinmiş olabilir. Çünkü bu araç yaklaşık 15 senedir İstanbul Filo'da bizim semtimizde bulunmaktaydı. Biz de bunu aslında çok öncelerden bildiğimiz bir araçtı. İstanbul'da Filo'da bulunan Atatürk Köşkü'nde Yalçın Koçak amcamız her zaman geldiğinde bu arabayla böyle yanaşıyordu. Motor sesiyle beraber indiğinde ya diyorduk bu nasıl bir araba acaba? Yani çok da inceleme fırsatımız olmuştu o zamanlar. Ama tabii arabanın bu kadar kıymetli, bu kadar farklı ve bu kadar özel opsiyonlara sahip olduğunun biz de farkında değildik. Tabii zaman geçtikçe biz de anladık. Arabayı aslında Yalçın Koçak amcamızın oğlu Tolgay abi biniyordu. O zamanlar bizi aslında 124'e aşık eden otomobillerden bir tanesiydi diyebiliriz. Tolgay abi de o zamanlar bayağı hızlı araba kullanıyordu. Bu arabanın hünerlerini biz aslında onun altında gördük. Daha sonra da sözünü aldık, bize nasip oldu diyelim. Şimdi arabadan biraz bahsetmek gerekirse araba aslında Türkiye'de bulunmayan, yani bulunan ama bu opsiyon seçeneklerine çok az bulunan bir otomobil diyebiliriz. Arabanın dış rengi mor, iç rengi bej. Türkiye'de bulunması gerçekten çok zor kombinasyonlardan bir tanesine sahip. Arabanın dış rengi bornit, mor olarak geçer. Alt taraf pakoları biraz daha açık bir tondadır ve hafif mattır. İç rengi de muazzam bir bej rengine sahiptir. Şimdi ben yaklaşık 7-8 senedir 124'lerle bir nevi yakından ilgileniyorum ve bu kombine sahip 4 kapı otomobiller bile inanılmaz değerli ve kıymetli. Ama bu araç onların yanında gerçekten çok daha farklı bir mertebede diyebiliriz. Çünkü hem kupe olması hem de motorunun 300CE24 olması bu otomobilin değerine değer katıyor. Biz aldığımızda tabii görseli bu şekilde değildi. Arabanın kaporta ve boya olarak da bayağı problemleri vardı arkadaşlar. Buradan Burak abi, BB Otomobil'e de çok teşekkür ediyorum. O süreçlerle alakalı da birçok işini Burak abi halletti. Buradan selam söylüyorum Burak abiye. Teşekkür ediyorum tekrardan. Arabanın dışında biz neler yaptık? Onlardan biraz bahsedelim. Bu arabanın üzerinde 129 kasa eserlerin ikinci nesillerinde olan bir 16 jant vardı. Bizim ilk işimiz otomobil aldığında üzerine koyacağımız zaten jantı biz önceden kararlaştırmıştık. Bu araçla alakalı da benim aslında planlarım biraz farklıydı. Tabii arabayı sattıktan sonra bu planları çok gerçekleştiremedik diyeyim size. Arabanın üzerinde kullanmış olduğumuz jantlar Dorinser'in D93 modeli. Ayrıyetten bu D93 modelleri genelde ön arka aynıdır ama bu arabanın üzerindeki D93'ler önler 8'dir, arkalar 9'dur. Yani D93'lerin 18'leri 124'lerde çok dışarıda durur ama bu arabaya baktığınız zaman arabanın ön tarafını, yani jantlar ön tarafta çamurun içini alabilecek şekilde uygun bir ET değerine sahip diyebiliriz. Lastik evatlarında 2.25, 40.18, arkalarda da 2.35, 40.18 lastikleri kullanarak iyice böyle arkanın itişli otomobilin böyle gücünü gerçekten yansıtabileceği bir görsel bu araçta sağladık. Yine aldığımızda arka tarafında makyaj stopları vardı. Ön tarafında Avrupa versiyon farları vardı. Avrupa versiyon farlarının zaten farklarını
Şarki, biz birçok videomuzda arkadaşlarımıza anlattık. Bunda da gösterelim. Avrupa versiyon farlar tek parçadır. Amerikan versiyon farlar iki bölümden oluşur. Avrupa versiyon farların komple dış kullanılan camı gerçek camdır. Ama Amerikan versiyonlarda bakın bu mika tarzı bir malzemedir. Burası gerçek camdır. İşte bu üzerindeki farların silecekleri tam tersinedir ama Avrupalarda içe doğrudur. Şimdi biz bu arabayı aldığımızda dışını az önce söylediğim gibi biz aslında AMG yapmak istiyorduk ve buna yurt dışından orijinal bir AMG Gen 1 seti getirdik. Ama sonrasında baktık ki araba çıktıktan sonra işte bu setle de gerçekten yani orijinal tamponlarıyla da güzel bir görsel elde ettiğimizden dolayı onu bozmadık ve daha sonrasında da dedik ki farklı bir araba yaparız. Neticesinde bu arabanın üzerine o görselleri takmadık. Yani bunu biraz daha işte Lorinsel jantlarla orijinale dönük bir görsel yakalamaya çalıştık sevgili arkadaşlar. Şimdi eminim ki bu videoyu izleyenler Şakir'im şu anda muhtemelen sahibinden komdan kupe ya da kabriyo bakıyor olabilir araba tabii. Bu denli kombinasyonlu otomobilleri sarı sitelerden değil de böyle eş dost ortamında, arkadaş ortamında el değiştirdiklerini buradan söyleyebiliriz. Şu an videoda aslında rengi çok belli olmayabilir ama bu arabanın rengi böyle bukalemun gibi, özellikle güneşte muazzam bir açık tonda füme gibi. Ama işte siz pasif veya işte gölgeli bir yere geldiğiniz zaman mor rengini biraz daha görebileceğiniz bir görsel var. Şakir'cim bak buradaki çizgilerin hatlarında bile rengin dönüşünü yakalayabilirsin. Ayrıyetten tamponlarındaki mor rengi de muazzam bir şekilde üst taraflı uyumlu. Şimdi 124'lerde biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da şu şekilde ifade edeyim. AMG versiyonlarında ve bazı kabrio ve kupe versiyonlarında tek renk opsiyon seçenekleri mevcut. Bu tarz kupe ve kabrioları insanlar revize ve restore ederken genelde tek renkleri seçiyorlar. Ama arkadaşlar özel renklerde özellikle şaseden verilen renk kodunun altında bu otomobilin alt kaplamalarının yani pakoların şu kısımların renk kodu ayrı ve özeldir. Bu otomobilleri toplarken o renk kodlarına göre siz boyasını yaptırırsanız görseli gördüğünüz gibi böyle muazzam bir halde sizin karşınıza çıkacaktır. Birçok insan boyaları yaptırırken ya işte bu renkte işte araba mı olur ya bu pakoların rengini üst tarafla aynı yapalım gibi karar verip arabalarını boyatıyorlar ama işte bu otomobilde size aslında zamanında fabrika verilerinin ne kadar kıymetli, önemli ve ne kadar düşünülerek renk skalasının yapıldığıyla alakalı bir görsel olsun diyebiliriz Şakir'im. Şimdi bu arabada bu kombinde ben Türkiye'de araba görmedim dememin sebebi şu. Aynı iç rengi ve dış rengiyle alakalı bu renk bir 300 kupe gördüm. Fakat onun motoru normal 103'lü arkadaşlar. Bu araç M104 motor seçeneğiyle Mercedes'in efsaneleşmiş motorlarından bir tanesine sahip. Şöyle açayım. Yaklaşık 230 beygir ve çok yüksek bir torka sahip. Hatta bunlar şöyle Şakir'in motorunu da göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi Mercedes'in en özel motor seçeneklerinden bir tanesine sahip. Hatta bu arabaların bir özelliği de şudur Şakir. Mesela ilk çalıştırdığınızda araba soğukken bu arabalar çok sesli çalışır. Özellikle 324 var motorlar. Daha sonra hatta 20-25 saniye sonra kendi olması gereken sesine gelir. Birçok bu arabaların kullanıcısı da eserlerde veya işte 124'lerde bu tarz otomobillerin sahip insanlar da ustalara ya işte bu araba ilk çalıştığında sesli çalışıyor, daha sonrasından kendine geliyor, herhangi bir sorunu mu var diyerekten birçok ustayla işte bu sohbeti yapmıştır diye söyleyeyim. Yine kaputu böyle olmasını istiyoruz da. Ha, aynen sesli olmasını değil mi? Evet. Ama işte önemli. Öyle de tabii aynen cold start'ta doğru diyorsun, bu önemli. İlk sesli çalışıyor bunlar da. Tabii sonradan cold start'ta düşüyor. Aynen bak şimdi yeni nesil bu yüklenmiş arabalarda cold start'ta sesli bayağı çalışıyor değil mi? Sonradan düşüyor. Yakışır kardeşim. Sen ceza yemeye alışkınsın zaten Şakir. Yine bakın buradan arabanın kaputunu kapatırken sevgili arkadaşlar bu köşelerden bastıracaksınız. Arabanın ne panjuruna ne de işte kaputuna herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde bu otomobilin ön kaputunu böyle kapatıyoruz. Arkadaşlar bu yine kabriyolarda biliyorsun Şakir, geçen hafta çok güzel bir siyah kabriyomuzu paylaştık. Onun videosu bayağı da talep gördü. Bayağı da izlendi. Şimdi bunlarda baktığımız zaman kabriyolara nazaran işte bunlarda daha az plastik aksam problemleri yaşanıyor. Bir de şöyle 124 kupe ve kabriyonun biraz daha plastik trimlerde farkı var. Ne gibi diyeceksiniz? Kupeler biraz daha esnaf iş arkadaşlar. Çünkü işte baktığınız zaman A sütunundaki plastik parçaları 4 kapı 124'lerle aynı. Yani güneşlikleri aynı, aynası aynı, orta taraftaki aynanın oradaki şıklandırma vesaire hepsi aynı. Bak şöyle göstereyim sana. Bu ışıklandırma normal 4 kapılarla aynı. Bir de bak Şakir, sana çok güzel bir şey göstereceğim şimdi. Ben şu tarafa geçeyim. Bak şimdi 124'lerde bu makyaj aynaları var ya, makyaj aynalarının
aynı zamanda ortasında ufak da bir bu şekilde parça var. Bu da yine güneşi engelleyen bir parça. Çok karizma bir parça. Ben bunu çok seviyorum. Yine gösterdiğim gibi bu paneli A sütunu arkadaşlar 4 kapı 124'lerle aynıdır. Şimdi Şakin'im ben şöyle içine bir oturayım. Aynı zamanda sana da göstereyim. Bu araç 91 model bir kupe. Ondan dolayı 91 model kupelerde airbagli, SRS'li direksiyon Şakir'cim bu şekilde biraz daha eski tip görünümündedir. 124'lerde ve 190'larda bu direksiyonu bulabilirsiniz. Aynı zamanda 126'larda da bu aynı direksiyondan var. Fakat 126'lardaki direksiyonun bir farkı bunun çapına göre yaklaşık 1-1,5 santim. Tam net ölçüsünü Cihangir Öksüz çok daha iyi bilir. Geniş. Ondan dolayı mesela bakıyorsunuz araba işte orijinalinde airbagli direksiyon ama zamanında işte artık başına gelen nedenlerden dolayı değişmiş oluyor. Ve 126 direksiyonunu taktığınız zaman burada dizinize çarpması durumu söz konusu oluyor. Ondan bu arabanın üzerindeki direksiyon da kendi orijinal direksiyonu. Biz bu şekilde bunun manunu yenileyerek bu aracın içine yine eski o nostalji görselini verdik. İçinde ne gibi değişiklikler yaptık? Şöyle söyleyeyim. İçindeki derilerimiz yaklaşık 10-15 sene önce Tolgay abi sağ olsun bunları Mercedes-Benz'den derilerini alıp ön koltukların derilerini zamanında değiştirmiş sevgili arkadaşlar. Ondan dolayı bu araçta bir döşeme konusunda çok şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Yine baktığınız zaman buralardaki üçgenlerinde herhangi bir sorun yok. Buralardaki üçgenleri çok temiz ve işte emniyet kemer mekanizmaları yine kabriyolardaki gibi şöyle kapıyı kapattığınızda emniyet kemer mekanizmasını size verir. Tam omzunuzun hizasında kalır. Omzunuzun hizasından alıp siz burada emniyet kemerinizi takabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ben bu tarz otomobillerde bu emniyet kemerinin aslında fişlerinin çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta her ne kadar düzgün bir araç olursa olsun bunlar mukavemetsiz, yani belli senelerden sonra mukavemetsizleşiyor. Ondan dolayı çekerken işte bilgisiz bir arkadaşınız işte buradan emniyet kemerini alacak diyelim. Buradan sert çektiği zaman hem ucunu kırabiliyor hem de işte bunların açısını bozabiliyor. Aslında bu biraz şovlu bir opsiyon seçeneği diyebiliriz. Yani çalışması çok güzel bir özellik ama işte çalışmasa da siz çalıştığını bilseniz, fişini çekseniz bu bence çok daha mantıklı olabilir. Şimdi Şakir'cim içine geldiğin zaman sen istersen o taraftan gel ya da buradan görebiliyor musun? Şöyle buradan mesela kadranına baktığın zaman biz aracın dış kısmını Amerikan'a çevirerek iç kısmında da Amerikan versiyonu uygun birkaç opsiyon ekledik. Burada gördüğün gibi kadranı normal 124'lerden farklı bir hem mil hem de kilometre sisteminin olduğu bir kadran. Fakat şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 300CE24, 300E24 bu tarz motora sahip otomobillerde kadran 260'tır. Devir göstergesi de 8000'dir arkadaşlar. Biz buna E320'nin Amerikan versiyon göstergesini taktığımızdan dolayı aslında devir göstergesi 7000, yani bunun 8000 olması gerekiyor. Yeni tip M104'lerde 7000'dir, eski tip M104 motorlarda 8000'dir. Şimdi Şakir'im bak bu arabada aslında çok ince bir detay daha var. Bu arabanın içi bej ama bu arabanın içinin rengine göre torpidoyu da inanılmaz koyu bir kahverengi yapmışlar. Baktığın zaman biz bunu çok net anlayamamıştık. Genelde 124 kasaların kadranların çerçeveleri hep koyu kahverengidir. Yani torpido siyah olsa da bunların çerçeveleri koyu kahverengidir. Ama bu araçta öyle bir renk tonu kullanılmış ki aracın torpidosu da çok çok koyu bir kahverengi yapılmış. Biz bunu detaylı temizlik yaparken, yaptırırken o sırada öğrendik. Çok da hoşumuza gitti. Sanki yeni bir özellik bulmuş gibi bu arabada sevindik. Yine ahşaplarını değiştirdik. Ahşapları aslında üzerinde ilk ahşaplarıydı. Çok fazla değiştirmek istemiyorduk ama bazı yerlerinde çatlak oluştuğundan dolayı biz bu ahşapları da sıfırlayarak aracımızın orta panelini görselini muazzam bir şekilde olmasını sağladık. Bir de Şakir'cim kupelerde genelde arka taraflarda çift koltuk vardır. Çift koltuğun yanı sıra arka kısma da baktığın zaman arka tarafta da bazılarında buralarda sünger vardır. Bazılarında da böyle sürgü vardır. Orijinal sürgüsü duruyordur. Bu araçta da yine orijinal sürgüsü duruyor. 124 kupenin aslında arkasının ne kadar geniş olduğunu size göstereceğim sevgili doktor. Şakir'cim bak mesela biz bu arabanın arkasına rahatlıkla şöyle. Bir de arkadaşlar bakın bu arabalara binerken lütfen ceketiniz, kıyafetiniz buraya takılmayacak şekilde buradan tutun. O şekilde binin. Bir de ayaklarınız buraya takılmasın. Bakın burada buralara takılıyor. Buraların plastikleri kırılıyor. Bakın burayı ben yaptırmıştım ama buraya arka tarafı biri binerken buranın plastiği yine kırmış. Bakın buradan tutuyorsunuz. Sonra bu şekilde elbiseniz takılmayacak şekilde buraya böyle biniyorsunuz. Bakın. Arabanın arkası da aslında
baktığınız zaman çok rahat. Şöyle zaten Şakir'cim bak burada adamlar neyi düşünmüşler, gel arkadan bak. Bak adamlar koltuğun arkasında, görüyor musun, koltuğun arkasında dizlik yapmışlar. Böyle oturduğun zaman aslında koltuğun burasına olsa dizin değecek ama bu şekilde olduğu için koltuğun arkasında da rahat bir şekilde oturabiliyorsun diyebilirim. Yine arka tarafta şurada kolçağımız var Şakir. Bu kolçağı açıyorsunuz bu şekilde arka tarafta, sanki ön tarafta oturuyormuş gibi güzel spor bir koltukta oturuyormuş hissiyatıyla bu otomobilin arkasında da rahat edebilirsiniz. Bir de şimdi Şakir bak sana çok ufak bir detay göstereceğim. Şimdi Şakir bak sana bir soru sorayım. Sen bu jantı götürdüğün jantçıya bu lastiği değiştirmek istiyorsun. Bu jantı buradan nasıl söktürürsün? Aklına gelen ilk şey ne? Abi şimdi görünen bu kısımda onların hepsini tek tek sökmek gözüküyor. Tamam, bunların hepsini söküyorsun değil mi? Yani öyle gözüküyor. Bunların hepsini söküp kapağı alıyorsun gibi düşünüyorsun, evet, değil mi? Aslında bu arabada evet mantıken baktığın zaman öyle gibi ama öyle değil. Bu arabada bu kapaklar sevgili arkadaşlar böyle döner. Bakalım çok sıkılmış mı? Bak şimdi sıkıldığı için biz bunu açamıyoruz. Bu kapaklar böyle saat yönünün tersine doğru çevirdiğiniz zaman bu kapak döner ve açılır. Jantçıya gittiğiniz zaman jantçının ilk yaptığı şey bunları söküyor ve bunların arka somonları da içeri düşüyor. Bu sefer bu somonlar da bozuluyor, kayboluyor veya takamıyorsunuz. Bunun orijinal bir anahtarı var. Buradan takıyorsunuz. Bijon anahtarı gibi çevirip bu jantı sökebiliyorsunuz. Bunu da dipnot olarak söyleyelim. Onun anahtarı benim 34, UBP 34 biliyorsun. Lorinser. Onda bagajında orijinal anahtarı var çantasında. Bir gün onu da gösterelim. Onu çok güzel bir içerik olur. Evet Şakir'cim bak bu arabanın arka tarafında çok güzel ürünler var. Bunların da elimizde mevcut bunlardan ama sınırlı stokta. Bu otomobillerin arka kısımlarında normalde sol ve sağ taraflarda bagaj havuzunda böyle göçüklükler var. Oralara parça koyduğun zaman ya da ıslak bir şey ya da işte atıyorum kimyasal bir şey koyduğun zaman alt tarafa döşemeye geldiğinde iz yapıyor, leke yapıyor. Bu parçaları böyle kolaylıkla buradan çıkartıyorsun. O koyduğun şeylerin temizliğini bunları yapıp yıkayıp yerine koyabiliyorsun. Bu parçalardan elimizde mevcut. İsteyen olursa yine bize Mercedes Retro sayfasından ulaşabilir diyerekten bu aracın arka görselini de sizlerle paylaşıyoruz. Ha bir de bak Şakir gel. Yani bu arabanın en özel özelliklerinden biri ne biliyor musun kardeşim? Bu arabanın arkasındaki yazı. Normal işte Mercedes'in yazılarının 2 ya da 2,5 katı olduğu için arkadan gördüğünde böyle muazzam bir işte kromaj görsel elde edebiliyorsun. Ondan da sırf şu arabayı yazı için alabilirsin yani, öyle söyleyeyim. Tabii yani nasıl olur bilmiyorum da öyle de bir durum söz konusu kardeşim. Orijinal mi peki? Orijinal. Orijinal tabi. Hem bir de Mercedes Retro üretimi değil yani. Yok bunlar Mercedes Retro üretimi oğlum. Evet, o yazı orijinal de bizim üretimimiz. Evet, mesela bunun 300C24'ü yine bizim üretimimiz. 300E24 bizim üretimimiz ürün var. 200CE16 üretimimiz ürün var. 200E16 var. Yani bize yine Mercedes Retro sayfasından bu ürünlere ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine Sportline yazıları biliyorsun Mercedes Retro Şakir. Bunlar önemli oğlum. Bunları vazgeçilmez. Tabii bu otomobillerimizde vazgeçilmez bir ürün. Bak arka tarafta ilk yardım çantasına kadar duruyor Şakir. Bu detayları alıyor musun kardeşim? Sunroof var. Sanki sana arabayı pazarlıyorum gibi. Bak şimdi bir de arabayı çalıştırayım mı Şakir? Ha o dediğim sesi belki yakalayabiliriz kardeşim ha. Yok, cold start yapamadık Şakir. Tüh. Bak burada alt tarafta emniyet kemeri falan var. Bu araba aslında hem Flora'da çok ünlü hem de Aydın Üniversitesi'nde bu 2010-2015 yılları arasında falan okuyanlar iyi bilir. Yalçın Koçak amcamız o zamanlar mütevelli heyetinde Aydın Üniversitesi'nde olduğu için Aydın Üniversitesi'nin üst yolunda Şakir orada otoparkı normal binek arabalarının girdiği bir yer değil de binanın ön tarafında bir avlu gibi bir yer var. O avluda bu araba tek başına orada bir görsel de sunuyordu insanlara. Ondan okuyanlar da bilir yani. Zaten Atatürk Köşkü'nde de bayağı meşhur bir arabaydı. Florida falan gezerken 34 KC017 falan biliyoruz diyenler oluyor. Sakarya'da zaten çok meşhur. Tabii görselleriyle aracın rengi ve tonu işte kombini çok iyi olduğundan dolayı bu aracın işte görseli geçtiğinde aklınızda kalıyor. Öyle bir aurası var, havası var diyebiliriz. Şakir'im şimdi bugünlük videoyu böyle sollandırsak da bu muazzam otomobille çılgın bir sürüş yapsak nasıl olur? Yol çekimine gidelim. Yol çekimi şart kardeşim, aynen. Gün batımı güzel bir müzikle öncesinde şöyle bir sosyal medya hesaplarımıza salmayalım mı Şakir? Eskiye biraz dönelim be. Bu arabayla dönülür kardeşim ya.
O zaman evet, buradan bizim videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu tarz otomobillerin restorasyonlarıyla alakalı eğer bizden destek almak istiyorsanız bir önceki videoda da söylediğimiz gibi alt tarafa biz kendi mail adresimizi bırakıyoruz. Kendi otomobilinizin fotoğraflarını ve yapmak istediklerinizi oraya bize mail olarak gönderirseniz biz de bu otomobillerle alakalı size nasıl bir destek verebiliriz, nasıl destek olabiliriz bunları size yine mail olarak söylemeye hazırız. Daha sonrasındaki aşamalar zaten birbirimizle konuşarak sonuca varılır. Biraz konuşamadım ama anladın değil mi? Öyle bir şeyler işte yani. Hani buradan da hepinize bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hava biraz soğuk. Kusura bakmayın ondan. Dilimiz sürçmüş olabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Videoyu beğenip yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz diyerekten günü sonlandırıyoruz. Hadi gidelim Şakir. Bu hareket neydi şimdi? Ne bileyim böyle bir genel olarak arabayı sallayabilir miyim diye düşündüm ama yapamadım kardeşim. Hayır, bak bir şey daha göstereceğim. Gel Şakir bak oğlum bak bunlar önemli bana söyle. Bunları yapalım Şakir. Ben nereden bileyim abi? Ne bileyim oğlum sor işte bir şeyler var mı da abi özel bir şeyler. Tamam sinyal falan verelim böyle bir şeyler yapalım. Bunlar önemli kardeşim tamam. Hadi bakalım Allah'a emanet olun görüşürüz arkadaşlar.